Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Ömer Kılınç. Bugün Asal Opel bayisindeyiz. Bize desteklerini esirgemeyen Erhan Bey'e çok teşekkür ediyorum. Ve bugün bize Opel Insignia'yı tanıtmamıza müsaade etti. Ve Insignia gerçekten çok harika, müthiş bir otomobil. Bir makam otomobili, bir aile otomobili gibi. Bunu sizin de tanımanızı istiyorum. Aracımızın detaylı incelemesine geçmeden önce aracıyla ilgili bilgiler vereyim. Aracımız Ultimate paket, full bir paket. 1.5 turbo dizel 122 beygirlik bir motora sahip. 0 ile 100 km'yi 12.2 saniyede alıyor. Bu yeterli midir? Yorumlara yazarsanız memnun olurum. Maksimum hızı 200 km. Şanzıman 8 ileri otomatik. Ortalama yakıt tüketimi 4.3 litre. Bu biraz daha artacağını düşünüyorum. Çünkü çok düşük bir yakıt tüketimi. Bu araçta gerçekten güvenlik önlemleri ve sürücü için çok konfor sağlanmış. Bunların arasından size bazılarını aktarmak isteyeyim. Takip mesafe göstergesi, ön çarpışma ve kör nokta uyarı sistemi, şerit koruma ve şerit ihlali ikazı, yaya tanıma aktif, acil fren desteği, trafik yarı tespit sistemi ve arka çapraz uyarı sistemi gibi güvenlik önlemlerinin yanında, yani sürücünün masaj koltuğundan tutun da yani elektrikli ısıtmalı koltuklar ve direksiyon gibi birçok sürüş keyfini artıracak özellikler de bu araçlarda mevcut. Bu araçların D segment araçların içinde bence Audi A4, A5 Sportback, Ford Mondeo, Mazda 6, Peugeot 508 gibi araçların içinde bence Opel Insignia benim fikrimce alınabilecek en iyi araçlardan bir tanesi. Ben ülkemizde de az tutulmasını da anlam veremiyorum. Belki yakıt tüketiminden olabilir diye düşünüyorum. Belki parçasının mı pahalı olduğunu düşünüyorlar. Ama şu anki bu D segmentin içinde gerçekten alınabilecek 1.5 motora sahip en iyi araç Opel Insignia. Şimdi aracımızın iç ve dış tasarımının detaylı incelemesi için videomuza geçiyorum. Aracın sis farları da LED. Yani hemen üst kısmında bir tane krom detay var. Yeni araçlarda genelde sis farı kullanılmıyor ama Insignia makyajladığı için sis farından vazgeçememiş. Ama bu araçta kullanılan bütün far sistemi, yani arka stoplar da dahil olmak üzere tüm far sistemi LED farlardan oluşuyor. Yani sadece bir ön farda 84 tane LED var. Yani iki farda 168 tane LED anlamına geliyor. Bu da gerçekten çok harika bir gece aydınlatması diyebilirim. Ön panjurda yine bolca piyano bilek ve krom detaylar kullanılmış. Aracın içinde olduğu gibi yine ince bir hat var. Farlardan gelen bir hat çizgisi var Opel ambleminin kenarlarında. Gerçekten yani ön tasarım olarak çok güzel. Yine ön park sensörlerimiz de bu aracın tamponlarında kendi renginden gizlenmiş durumda. Ön park sensörlerinin olması da güzel. Ve de kaputumuz çok kaslı ve güçlü bir yapıya sahip. Çok güzel ön tasarımı var. Sinyal lambamız çamurluğun hemen üzerine konulmuş. Ben bu tasarımları pek hoşuma gitmiyor 2021 yılında. Bu tasarımın ayna kapağının üzerinde olması gerekirdi diye düşünüyorum. Ayna kapağımız da hoş gözüküyor. Çünkü piyano bilek ayna kapağı kullanılmış. Kapatlarında bir çıkıntı mevcut. Bu da yine güzel bir kaslı yapıya sahip olmasını sağlamış. Kapı kollarımız kendi renginde ve üzerinde minik bir tuşumuz var. Anahtarsız çalıştırma olduğu için bu tuşla da aracımıza açabiliyoruz. Aracın krom detaylara sahip olduğunu iç kısmında da size anlatacağım arkadaşlar. Ve de cam çıtalarımız da gördüğünüz gibi krom detaylara ve piyano bileğe sahip. Bu araçta kullanılan sunroofumuz çok ufak. Ben biraz daha büyük ve de cam tavan olmasını isterdim bu araçta. Yine balık sırtı antenimiz mevcut. Balık sırtı antenimizde piyano bilekten olması da gerçekten hoş bir görünüme sahip olmasını sağlamış. Bagaj kapağının arka kısmı spoiler gibi kullanılmış. Bu da çok güzel, hoş durmasını sağlamış. Aracımızda stop lambalarımız da yine LED stop lambaları. Bagaj açma tuşumuz Opel amblemimizin içinde. Sensörlerimiz tamponda, aracın kendi renginde. Yine bagaj kapağının alt kısmında da ince bir çıkıntı oluşturularak güzel bir görünüm sağlanmış. Aracımızın bagaj hacmi 490 litre. Bu 490 litre bu araç için yeterli diyebilirim. Bagajda kullanılan
Örtü tamamen kumaş bir örtü. Bu da çok hoş bir görünüm sağlıyor. Bu araçta yedek lastiğimiz yok. Gördüğünüz gibi yedek lastik için kullanılan ekipmanları çıkardığımızda bu alttaki kısmı da kullanabiliriz diye düşünüyorum. Burada da bize bir alan sağlanmış olabilir. Bu tarz araçlarda bagajın yukarıya açılması gerçekten bagaj yüklemesinde rahatlık sağlıyor. Yine bagaj kapağında kullanılan malzeme plastik ve de burada sağda bir tutamağımız var. Bagajı rahatça aşağıya kapatabilmemiz için güzel bir tutamak konulmuş. Genelde bu tarz bagajların hepsinin bagaj kapaklarındaki kullanılan malzemenin plastik olmasını da ben çok sevmiyorum. Aracın lastiklerinde Bridgestone marka lastikler kullanılmış. 18 inç elmas kesim alaşımlı jantlar var. Gerçekten jant tasarımı çok güzel olmuş. 245'e 45 18 ebatlarında bu jantımız. Yanaklarımız çok dar. Dar olması da araca sportif bir yapı kazandırmış. Jantları ben biraz papatya, biraz da örümcek ağı gibi kendim yorumladım. Görünüşü gördüğünüz gibi çok güzel. O krom detayların etrafında sanki jant yokmuş gibi duruyor. Yani çok harika bir tasarım. Aracımızın kapı döşemeleri çok hoş bir tasarıma sahip olmuş. Yani deriler yumuşak. Yine piyano bilek ve tutamağımız krom. Burada derilerin yumuşak olması çok güzel. Fakat kapıyı açma tutamağımızın renginin krem olması da acaba diyorum kirlenme açısından daha çok çabuk kirlenir mi diye düşünüyorum. Yine altta derin ama küçük bir saklama gözümüz var. Bu bize yeterli mi bilemiyorum. Şoför tarafına geçtiğimiz ön kapıda yine cam açma tuşlarımız, yine hemen ön kısmında ise aynaların kumanda tuşlarımız var. Yine orada da ince bir krom detay kullanılmış. Yukarıda açma tutamamızın yanında da kapıları açma kapama tuşlarımız var. Bu araçta bize kullanılan Bose ses sistemi aracın güçlü bir müzik sistemine sahip olmasını sağlamış. Güzel, keyifli bir müzik bu araçta dinleyebiliriz diyebilirim. Aracımızda AGR onaylı elektrikli sürücü koltuğu var. Yine bu koltuk üzerinde koltuk hafızamız, işte koltuk ısıtma tuşlarımız mevcut. Yani gerçekten bu aracın koltuğuna oturduğunuzda her şey sizin zevkinize göre döşenmiş, zevkinize göre yapılmış diyebilirim. Koltuklar AGR onaylı olması da bunu garantiliyor diyebilirim. Yine koltuklarımız deri, krem deri. Krem deri araca iç kısmına hoş bir görüntü sağlıyor. Yanlardan sizi kavrayabiliyor. Yine önde diz mesafesini artırabilecek bir minderimiz var ön kısmında. Aracın koltukları güzel, dikişleri güzel. Yani zaten D segmenti deki bir araç için bu tarz bu güzellikte koltukların olması gerekirdi diye düşünüyorum. Yani koltuk bakımından araca oturduğunuzda sizi D segmentte bir araç olduğunu hatırlatıyor diyebilirim. Hava kanallarının kenarında piyano bilek ve krom detaylar var. Bu krom detaylarla piyano bilek buluşması gerçekten hoş bir görüntü sağlıyor. Aracın torpidosunda kullanılan deri gerçekten çok yumuşak ve kaliteli bir deri. Yine hatırlatmak istiyorum. D segmentinde oluyorsanız gerçekten bunları yapmanız gerekiyor diye düşünüyorum. Ve ön konsolumuzda yine aracımızın 8 inç multimedya sistemi var. Yine buradaki kullanılan piyano bilekler ve krom detaylar gerçekten çok hoş olmuş. Çok güzel bir görüntü sağlamış. Yani araca bir ağırlık, yani bir oturaklılık kazandırıyor bu gibi detaylar. Yine burada kullanım tuşlarımız var multimedya sistemi ile ilgili. Hemen alt kısma geldiğimizde klima tuşlarımız ve koltuk ısıtma tuşlarımız var. Bu aracımızda tüm koltuklar, yani arka koltuklarla ön koltuklar ısıtmalı, koltuk ısıtmalı. Yani gördüğünüz gibi tuşlarımız, klima tuşlarımızın hemen üzerinde gözüküyor. Yine bu araçta o klima tuşlarının etrafında da yine piyano bilek kullanılmış. Burada bardaklığımız var, iki tane. Aracın ön konsolunda ve orta konsolunda genellikle krom detaylar ve piyano bilek
hakim olmuş. Bir de stop uzunun üstünde dahi bu detaylara yer verilmiş. Fakat bu detaylar gerçekten araca bir güzellik katmış. Bu araçta elektronik el freni var. Yine fren pedalları ve gaz pedalımız da gördüğünüz gibi sol taraftaydı. Onlar da yine krom kaplamalıydı. Burada derin bir saklama gözümüz var. Saklama gözümüzün üstünü de yine kapattığımızda piyano bilekle çok harika şık bir tasarıma sahip oluyor. Bir de stop uzunun hemen ön kısmında aracın park asistanı ve start stop tuşları var. Yine yukarıya geldiğimizde aracın bazı tuşları da yine bu ön konsolun üzerinde bulunuyor. Bu araçta start stop düğmemiz var. Yani anahtarsız çalıştırmamız var. O da direksiyonun hemen sağ tarafında bulunmakta. Yine bir derin torpido gözümüz var. Bu derin torpido gözümüzü de saklama gözü olarak bu araç içinde kullanabiliriz. Aracımızda sunroof bulunmakta. Bu sunroof'un açma kapama tuşları yine öndeki dikiz aynamızın hemen üst kısmında bulunmakta. Araçtaki sunroof bana göre biraz ufak gibi geldi. Ufak da olsa bir sunroof olması güzel. Yine sunroofumuzun perdesi de manuel olarak açılıp kapanabiliyor. Sunroof daha büyük olabilirdi. Hatta cam tavan olsa daha iyi olurdu diyebilirim. İç dikiz aynamız karartmalı bir otomatik sensöre sahip. Bu da güzel. Insignia'ya arkadan öne doğru şöyle bir baktığınızda konsol çok harika gözüküyor. Size çok büyük bir kol dayama, deri döşemeli, çok güzel bir kol dayama var. İçi de gayet derin. Gördüğünüz gibi telefonumuz için bütün donanımlar burada var. Büyük de bir saklama gözümüz var. Hemen onun ön kısmına doğru konsolumuz, videsin olduğu kısım uzuyor. Burada yine göstermiştik, bir derin bir saklama gözümüz var. Yine ön kısımda var. Bu orta konsolun bu kadar şoföre ve yolcuya yakın olması yolculuklarda gerçekten insana güven veriyor. Kendinizi bir evdeymiş hissi veriyor. Bu tarz konsolları ben gerçekten beğeniyorum. Aracın far ve gösterge panelinin tuşları hemen direksiyonun sol alt kısmına koyulmuş. Yine bu araçta fonksiyonel bir deri direksiyon var. Bu tuşlar direksiyonun üzerinde olması bizi araç kullanırken dikkatimizin daha az dağılmasına sebep oluyor. Üç kollu bir direksiyon. Alt kısmında krom bir detay var. Hemen direksiyonun alt kısmının da düz tabanlı olması da bu aracın sportif bir görünümüne sahip olmasını sağlıyor. Aracın direksiyonu, yani direksiyon olarak çok harika bir tasarım ve ön gösterge panelimiz de 8 inçlik renkli bir ekrana sahip. Yine burada silecek kollarımız da sağ tarafta. Bunlar klasik olan şeyler. Bu araçtaki kullanılan deri direksiyon, derinin kalitesi ve dikişlerin kalitesi çok güzel. Isıtmalı bir direksiyon olması da bize kış aylarında keyifli bir sürüş sağlamamızı sağlar. Gerçekten güzel bir direksiyon. Insignia'nın arka tavan yüksekliği gayet güzel. Kendinizi rahat hissediyorsunuz. Koltukları da sizi kavruyor. Çok güzel. Ön bakış açınız da arkadan öne doğru çok güzel bir bakış açısı var. Yani sizin önünüzü kapatmıyor. Orta çok boşluk. Mesafesi bayağı büyük. Çok büyük diyebilirim. Bir karışa yakın. Çok rahat bir yolculuk yapabilirsiniz. İstediğiniz gibi oturuş şeklinizi ayarlayabilirsiniz. Insignia bu konuda, arka koltuklar konusunda gerçekten rahat. Fakat şaft yüksekliği gördüğünüz gibi bayağı bir yüksek. Bu şaft yüksekliği arkada üçüncü bir şahısı rahatsız eder diye düşünüyorum. Yani şaft yüksekliği biraz daha az olabilirdi. İki kişi oturduğumuzda arka koltuğun orta kısmını aşağıya indirdiğimizde kol dayama ve iki adet bardaklığa sahip oluyor. Ve gördüğünüz gibi aracın arka koltukları da krem ve ön koltukları da olduğu gibi deri. Ön koltukların arkasında küçük de olsa bir cep var. Yine konsolun arka kısmında arka koltukların ısıtma tuşları bulunuyor. Ve de iklimsel klima olduğu için arka hava kanallarımız var. Yine burada 2 adet USB girişimiz bulunmakta. Arkadaşlar, videomu beğendiyseniz, bu tarz videoların da devamını gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma abone olup zil bildirimini açık bırakırsanız ben de size daha içerikli ve daha güzel videolar hazırlayabilirim. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Allah'a emanet olun.